Herkese merhaba teknoloji oku izleyenleri, ben Kaan Arlı. Hardware'ın ekranlarından herkese merhaba arkadaşlar, ben Ender Yıldız. Evet, şimdi ne oluyor diyeceksiniz, ne oluyor? Güçlerimizi birleştirdik arkadaşlar. Voltron yaptık. Özledik birbirimizi, dedik bari Asus Zenfone Max'i birlikte çekelim. Çünkü cihaz ikimizde de var, dedik yani hazır bugün buluşmuşken dedik bir arada çıkartalım. Aynen öyle. Yorumlarımızı bizi birlikte. Bizi de özlemişsinizdir belki, biz de birbirimizi özledik beraber bir şeyler yapmayı, video çekmeyi. Bayağı zaman bol bol konuşacağız o yüzden. Asus Zenfone Max bugün inceleme ürünümüz. Kurbanımız da Zenfone Max. Kurbanımız. Eğer hoşunuza giderse bu konsept sürdürmeye de çalışacağız. Aynen. Elimizden geldiğince yine böyle hem Teknoloji Oku tarafında hem Hardware Arena tarafında bu videoları göreceksiniz. İstiyorsan yavaş yavaş başlayalım Zenfone Max'e. Ben çünkü bu alete sim kartlı powerbank diyorum. Arkadaşlar birçok isim bulunabilir bu telefona. Zenfone Max. Max'i nereden geliyor? Pilden geliyor. Pilden geliyor. Asus'un Zenfone ailesinde, Zenfone 2 ailesinde aslında bir sürü telefon var. Hı-hı. İşte hepsinin işte ilk bir 4 GB'lık modelden başladılar. Bayağı dünyanın ilk 4 GB'lık i̇şte telefonuydu falan. Lazer otofokuslu kamera bilmem ne selfie vesaire. Birçok şey denediler aslında Asus'un akıllı telefon tarafındaki yoğun ilgisini en çok bu aile hissetti üzerinde. Hı-hı. Neydi özelliği? İşte birçok modelden bahsettik. Zenfone Max de demin de söylediğimiz gibi piliyle, pil kapasitesiyle ön plana çıkıyor. Tam 5000 mAh'lik. İnanılmaz. Powerbank'ten hallice bir pili var. Sim kart takılıyor abi bir kere. Yani ekranlı powerbank de diyebilirsin. Aynen yani. Ekranlı, kameralı, sim kartlı. Yani, telefonlu powerbank. Oyun oynanan powerbank. Yani hakikaten powerbank. Yani Asus powerbank diye bir model çıkarsın. Zen Power işte. Zen Power olsa gidermiş. Zen Pom Power. İşte aynı gidermiş. Şey oldu. Tabii şimdi teknik tarafta bunları görmüyoruz. Daha mütevazı teknik özellikler var. Ne var? Snapdragon 410 işlemciyle başlayalım. Evet, Snapdragon 410 serinin en junior modellerinden biri. Hı-hı. Yani 200'leri zaten telefonda düşünmek bile istemiyoruz. Yani artık düşünmeyelim. Bununla beraber 2 GB RAM'i var. 16 GB depolaması var. Dahili microSD kart slotumuz yine mevcut. Asus'un telefonlarından alışık olduğumuz çift SIM özelliği bu modelde de devam ediyor. Ekranımız 5.5 inç. 720p. 720p. Güzel öyle. Olmuş. Yani 410 işlemciye tutup da 1080p 2K falan sıkıştırmaya gerek yok. Bir de 5000 mAh pil koyuyorsunuz. Diyorsunuz ki uzun pil ömrü olsun. Vesaire vesaire. 410'a bu tarz bir şey koyduğunuzda telefonu öldürmüş olursunuz. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Dediğim gibi çift sim kart var. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi. Kameraları söyleyelim. 5 megapiksel, 13 megapiksellik kameralar mevcut telefonda. Batarya tarafına tekrar dönecek olursak yani 5000 mAh'lik bir bataryamız var ama kutu içeriğinden çıkan şarj aleti 1 amper abi çıkış veriyor. Ya zaten hızlı şarj da yok. Hızlı şarj yok. Ben de dikkatimi çekti demin pilin üzerinde 5 volt input 1 amper yazıyor yani 5.2 volt 1 maalesef amper yazıyor. Ve telefon arka kapağı açılıyor bu arada onu da söyleyeyim. Tasarım tarafını ayrıca göstereceğiz zaten sizlere ama bir yandan da Ender açsın. Çift sim kart girişi ve microSD kart girişini görüyoruz burada. Batarya sabit bir şekilde duruyor. Aynen şöyle batarya sabit bir şekilde yani duruyor. Yani çıkacakmış da son anda vazgeçmiş. Aynen alta vazgeçmişler bir gibi. Biraz fixlemişler, sabitlemişler onu. Neyse çok da çıkartmak zorunda değilsiniz. Yani 5000 mAh'ın yanında bir yedek pil daha taşımak çok bu, da... Bu kadar büyük pili zaten nereye sokarsın? Hani çantan bantan yoksa cepten hep de taşınacak yok, gibi yok, değil. Yok yok çok da gerekli değil büyük açıkçası. Yani sonuçta pil. Bunun dışında işletim sistemi tarafında Android 5.1 var. Yine Asus'un kendi Zen UI arayüzü var ki... Yani yersem mi övsem mi çok arada kalıyorum Zen UI arası direkt konusunda. Tayvanlı arayüzü ben bunu net ya bir şekilde evet söyleyebilirim. Şey her yani, şeyin olduğu ama her şeye ulaşmakta zorluk çektiğim. Kanırtıyor. Arayüzdür yani. Yani şöyle söyleyeyim bir telefon alıp böyle arayüzü kurcalamak istiyorsanız Asus'un arayüzü ve Huawei'nin arayüzünü tek geçerim. Aynen. Ama diyorsanız ki sadelik olsun arayüz tarafında ikisinden de uzak durmak gerekiyor. Yani girip kaybolacağım diyorsanız yegane arayüz. Aynen öyle. Yani şey tarafında, arayüz tarafında biraz şey var. Acemi insanı sıkıştıracak bir profil var aslında arayüz tarafında. İşin ilginci şu. Fiyat performans ürünü. Hı hı. İşte 1000-1100 lira seviyesinde. Hatta ben de bir baktım 980'lere kadar aynen, falan böyle da düşüyor bazı, yani. Bazı mağazalarda 1000 lira kampanya yapmışlar. 1000 lira diyelim biz buna. 1000 liradaki özellikle pil ömrü tarafında son müthiş performans verecek cihazlardan bir tanesi. Ama dediğimiz gibi arayüz tarafında daha sade bir şey arıyorsanız uzak durmanız gerekiyor. Pil ömrü ise tek geçeceksiniz. Evet. Tabii pil ömrünü arıyorsanız performansını da biraz unutmanız lazım. Aynen öyle. Per 410 yani yapabildikleri şey belli. Aha. Giriş seviyesi akıllı telefonların yani platformu. Kaç tane 410'lu telefonu geçti elimizden? Belki 20'den fazla telefon geçmiş. Yani hepsi aşağı yukarı laciverti. Farklı yani. Aynen. İşte ekranı büyüyor, işte pili büyüyor, kamerası birinde daha iyi çıkıyor ama sonuçta zaten platformun yetenekleri belli. Ya tabii sınırları belli. Burada bakacağınız olay yazı değil yani. Burada bakacağınız olay uzun pil ömrü ki bir iki test yaptım. O bir iki testin sonunda hakikaten şaşırtıcı sonuçlar çıktı ki hani sosyal ağlardan da ben bunu bir şekilde paylaştım. Az çok görmüşsünüzdür. Gerçekten çok şaşırtıcı bir cihaz. Ben tasarım anlamında telefonu beğendim. Hani hoş bir tasarımı var aslında bakarsan.
şu şekilde gösterelim. Az sonra yani telefonla ilgili ilk fikirlerimizi bitirdikten sonra yakın plana zaten evet. gireceğiz ve asıl mevzuyu orada anlatacağız. Arayüzü vesaireyi, oyun deneyimini gibi gibi. Telefonla alakalı aslında ilk söylenecekler bunlar. Hı hı. İstiyorsan yavaş yavaş şöyle kamerayı bir tepemize alalım. Ben arayüzü şunu söylemek istiyorum. Arayüz diyorum pardon. Tasarım tarafında bazı ufak farklılıklar var Zenfone ailesine kıyasla. Mesela arkadaki ses tuşları yok. Artık yan tarafa yan hani klasik alıştığımız tarafa geçmiş. Bununla beraber arka kapakta biraz daha sanki farklı olmuş. Bu dokulu şey hani şey işte, notuş kafası. Notuş Note 4'teki aynen. gibi suni deri görünüm var. Dikiş tarafı yok ama. Ama hoş görünüyor. Mesela buradaki Asus yazısının da böyle yaldızlı olması, yani parlak olması güzel olmuş. Ayrıca aynen. yan tarafın metal çerçevesi, yani metal görünüyor ama plastik gibi aslında bakarsan. Yani metal gibi ama plastik. Biraz ısırdığında değil mi? Plastik ama hakikaten alet kendini metal gösteriyor. Yok evet yani zaten bir de ağır bir telefon yani çok hafif bir telefon değil. 200 gram, 205 gram civarı. 200 gram diyelim işte. Tok bir telefon olduğu için eline aldığımı zaten böyle kalıplı duyuyor. Adamın kafasına köşesiyle vurduğun zaman yarar yani. O 5000 miliamperin 1500'ünü beynine akıtıverirsin. Direkt böyle gözler açılır ondan sonra. Aynen adam uykusu varsa da kaçar yani uykusu. Neyse istiyorsan kamerayı alalım artık tamam, yukarıya. Tamam. Arayüzü. Tasarımla başlayalım. Sonra da arayüz oyun performansı deyip çıkışta tekrar karşınızda olacağız. Bittiğinde çok sanacağız. Gerçekten çok bir şey yapacak. Biraz sensitivity kısa mıydık? Valla girdik bu kadar ya. Aldığı kadar ya açık alan. Evet Zenfone Max elimizde. Tasarım detaylarıyla başlayalım artık telefonu irdelemeye aslında. 5.5 inçlik bir ekran görüyoruz. Ekran telefonun kapandığında, ekran kapalıyken, bir kapat abi, ekran kapalıyken güzel gösteriyor. Hani bütünlüğü bozmayan bir tasarım var. Ekranı açtığımızda ise içerideki gizli çerçeveyi görüyoruz. Ya açık konuşayım, bu beni rahatsız eden bir detay değil. Hani çok da fazla dikkatimi çekmiyor. Ya çok tuzulursan buna yapabileceğin yegane şey siyah tema kullanırsan siyah duvar kağıdı, yersin karanlık bunu. Aynen, bir şey yok edersin. O içerisine karışıyor. Aynen öyle. Benim eleştireceğim nokta şu, aslında hem eleştiri hem de bir yandan da savunma gibi de olabilir. Alttaki kapasitif butonların altında şu kalan boş alan ilk etapta kullanırken biraz zorluk çıkartabiliyor. Hani orası çok elim bir oraya kayıyor, ortaya gidiyor şuraya. Şöyle elim bir aşağıya kayıyor, bir yukarı gidiyor vesaire vesaire. İlk etapta biraz zorlanabiliyorsun kullanırken ama zaman geçtikten sonra da alışıyorsun. Hı hı. O açıdan bir sıkıntı yok. Güzel bir tasarıma sahip. Artık telefonlar hani bu tarz telefonlarda çok sıra dışı farklılıklar beklemiyorum daha zaten tasarım tarafında. Telefonu şöyle bir çevirdiğimizde güç tuşuyla ses kontrol butonlarını görüyoruz ki şuradaki plastik gerçekten kendini çok güzel kamufle etmiş metal görünümüyle evet, birlikte. Hem boyası hem de telefon ağır olmasından dolayı aynen bir şey vermiş. Sert sağlam duruyor. O da sanki telefonun metalmiş gibi aynen, bir his aynen, veriyor. Aynen öyle abi ve gösteriyor yani kendini hani bu şekilde şey yapıyor. Bu izlenimi verebiliyor. Telefonun alt tarafında micro USB girişini görüyoruz ve mikrofonu görüyoruz. Hemen yan taraf zaten boş. Üst tarafta da kulaklık girişini görmekteyiz. Arka diğer tarafa, Zenfone'daki bu arka taraftaki ses tuşları LG kafası bu modelde çıkarılmış. Yok. Bence de hoş olmuş. Aynen bu modelde yok. Arka tarafta kamerayı çift tonlu LED flaşı ve lazer autofocus için gereken donanımı görüyoruz. Hemen altında Asus logosu ve en aşağıda Zenfone logosu. Tabii altta kocaman bir ızgara alanı var ama hoparlör bu kadar büyük değil. Onu da söyleyelim. Gösterelim hatta ne kadar. Aynen. Şöyle alttan iğmeyi kapatarak kavrayalım. Ama şöyle o zaman açayım. Ses cihazlarını sıkıntı yaşamasınlar bu konularda. Şöyle. Şöyle bir evet şimdi açtığımız zaman arkadaşlar şurada da neyi görüyoruz? Kocaman bir batarya görüyoruz 5000 mAh'lik. Yalnız dediğimiz gibi eleştireceğimiz nokta şu 1 amperlik şarj aleti çıkıyor cihazın kutusundan. Ve input tarafında da zaten 1 amper 5.2 volt 1 amperi görüyoruz burada. Bu da 5000 mAh'lik bir telefonu şarj etmek için bence yeterli bir kapasite değil. Yani hızlı şarj olmalıydı. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Bu telefonu normal şartlarda doldurabilmek için geceden sabaha kadar bırakman lazım. Hakikaten. Yani gün içerisinde bir 15 dakika takayım şu telefon biraz yok, kendine gelsin. Yok mümkün değil. Yok. Mümkün değil. Buna ek olarak çift SIM girişini görüyoruz ve micro SD kart girişini görüyoruz. Telefonda zaten arka tarafı bu şekilde. Takalım istiyorsan kapağına. Yavaş yavaş arayüz tarafına da girmeye başlayalım. Evet şunu hemen takalım. Klasik böyle çıtır. Aynen ben bu arada şu netliğe de bir bakmak istiyorum. Telefonu tabii sürekli ki oynattığımız için bakalım ne alemde. Tamam şu an bir sıkıntı yok. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi kilit ekranından başlayalım. Kilit ekranından başlayalım. Kilit ekranında arkadaşlar zaten direkt bu doluluğu görüyoruz. Hı-hı. Kamera, mesajlar ve arama fonksiyonlarını görüyoruz. Normal bir kaydırma işlemi zaten kilidi açıyoruz. Tamam bunda bir sıkıntı yok. İşte asıl işin rengi burada. Şuradan ikonları ilgili yerlere çekerek de başlatabiliriz. Aynen arayüzü bu şekilde açabiliyoruz. Şimdi asıl zurnanın zırt deliği burada başlıyor arkadaşlar. Şuradan bir kaydırıyorsunuz elinizi 1000 tane şey çıkıyor. Hadi buradan geçtiniz diyelim.
Abi böyle bir bildirim alanı var mı? Bir de büyük büyük tamam yani güzel ikonlar, yapmışlar görünüyor da çok karambol var ya. Çok hani karambol var ve şöyle söyleyeyim, ben ilk açtığımda neden yeşil neden mavi tarafında bir şeye girdim. Kendi içimde bir çekimselliğe girdim yani niye yeşil niye mavi. Onun arkadaşlar hemen şu şekilde gösterelim. Hızlı ayarlar ve hızlı ayarlar paneli diye ikiye ayırmışlar. Ya baktığı zaman aslında ikisi de aynı şey. Bir tanesi öğe, bir tanesi direkt uygulamayı açan. Yani uygulama ekleyebiliyorsunuz. İşte neler var? El feneri, hesap makinesi, hızlı not, ekran görüntüsü, kamera gibi ve FM radyo. FM radyo da bu tarz bir telefonda olması bence güzel bir detay. Hızlı ayarlarda da o bahsettiğimiz her zaman alışık olduğumuz ayarları kullanabiliyoruz. Totale baktığımızda tekrar indirelim şöyle. 4 tane hızlı uygulama başlangıcı ve 12 tane de seçenek buluyoruz. Onlar kaymıyor. Kaymıyor hiçbiri evet. Kaymıyor. Bu şekilde sabit bir şekilde tutmuşlar. Şimdi çoklu uygulamalar penceresi de gerçekten güzel. Ayrıca pin olayı da var. Hani evet. Sabitliyorsunuz. O bile biraz yorabiliyor bir yerden sonra. Şöyle bir özellikle kapatalım hepsini. Sosyal medya ve bazı mesajlaşma uygulamalarını sabitlemek mantıklı oluyor. Mantıklı oluyor da işte dediğim gibi arayüz biraz karmaşık olduğu için kullanmakta zorluk çekiyorsunuz. App Drawer tarafı güzel. Evet. App Drawer tarafı bence Zenyo'nun en sade tarafı. Kesinlikle. Bakıldığı zaman. Pencere şeklinde, pencere dediği aslında burada widget arkadaşlar. Evet. Cümle sığmamış. Widget şeklinde bunu koyabiliyorsunuz. Buradan ya abi şuraya bak. Burada bile 1000 ton seçenek var. Aynen. Akıllı, daha bismillah değil mi? Ne oluyor yani? Akıllı grup tarafı şey. Birbiriyle alakalı uygulamaları toparlıyor klasörlerin içine. Düzenle de sıra değiştirme vesaire vesaire. Ama App Drawer'da mesela uygulama gizleme seçeneği ve kilitleme seçeneği bence güzel olmuş. Evet. Bu iyi bir detay. Buradan baktığımızda bazı arkadaşın işine yarayabilir. Görüntüleme moduna baktığımızda tümü indirilen özelleştirme sık kullanılan. Bu da sıralamayı değiştiriyor aslına bakarsan. Şöyle hemen ayarlar tarafına girmek istiyorum. Ayarlar tarafında da çünkü biraz şey var. Ne derler ona? Görsel anlamda yani makyajlar evet, var. Zen arayüzünün zaten dokunuşların ikonlardaki renklilikleri burada da görebiliyorsun. Menülerin alt tarafında da görebiliyorsun. Aynen. Ayarlar işte ikonlarla bağdaşacak şekilde işte çağrı ayarı vesaire. Menünün ön tarafında kullandıkları ayarları da bir kısmını buraya getirip ufaltıp kullanmışlar. Zaten çok basit bir şekilde her şeyin menüsü belli. Kendi içerisinde bulunabiliyor. Bence böyle renkli olması daha iyi okunabilirliğini şey yapıyor. Çünkü tek renk olduğu zaman sıkıcı oluyor açıkçası. Bu arada 5.02 var arkadaşlar. Onu da düzeltelim. 5.1 dedik ama güncelleme bekliyoruz aslında. Önce 5.1. Ama asıl umudumuz Marshmallow'a direkt yükselmesi. Ama kısa vadede çok mümkün görmüyorum açıkçası. İlerleyen dönemde belki olacaktır. Burada şimdi arayüz tarafında Zen UI App güncellemeleri diye bir alan var. Burada arayüz dahil, arayüze dahi böyle güncelleme bekliyorsunuz. Burada Wi-Fi bağlantısı olmadığı için gösteremiyoruz ama doğrudan arayüz bile güncellenebiliyor. Mesela Samsung'da vesaire TouchWiz güncelleniyor diye bir durum yok. Burada sistem direkt üçüncü güncellemesi diye geldi. Geliyor. İçerisinde ufak bir boyut oluyor. Anlıyorsun ki ufak bir şey düzeltmişler. Aynen. Direkt burada arayüzü üçüncü parti bir uygulama gibi gösterip şey yapıyor. Güncelleme alabiliyorsunuz. Ekran görüntüsü tarafında da işte bu tarz ses ayarı vesaire vesaire. Ekran görüntünün dosya formatı şeklinde işte mesela PNG alabilirsiniz gibi seçenekler var. Kaç telefonda var? Yok ama yok. İşte ben Tayvan hani, ben de görmedim. Ben işte de görmedim. Asus'un özelleştirilmiş ayarı alanına giriyorsunuz. İşte yeni uygulamalar tuşu diyorsunuz. Eldiven modu tamam alışık olduğumuz bir şey. Ekranı yakalamak için dokunmaya devam ediyor. Yani ne yani? Ne yapayım, nereye dokunacağım ve neyi yakalayacağım yani anlamış değilim. Yani bunu ne yapacağım biliyor musun? Bir pazar günü telefonu alacaksın, oturacaksın, sabah kalkacaksın, kahveni koyacaksın, her menüye teker teker girip çıkacaksın. Şarjı bitene kadar yiyeceksin abi telefonu. Aynen öyle. İşte Asus kılıf Zen Motion tarafında işte dokunma hareketleriyle çaldı, alakalı. Çaldı işte böyle çevirdim sustum. Aynen vesaire. Dokunma hareketleri abi bakar mısın? Zibilyon tane şey ya var ya. Burada şey işte. Bu kadar hareket olsa ben unuturum zaten. Burada şey telefon kapalıyken mesela C çiziyorsun, B çiziyorsun bilmem ne. Ama buradaki güzel nokta şu. Uygulamayı değiştirebiliyorsun. Mesela bunu yapan başka üreticiler de var ama uygulama sabit abi. C çiziyor. Sen kamera çıkıyor. Bunu da C çizersen başka bir şey atayabiliyorsun. Yani W'da mesela alakasız bir WhatsApp'a şey. WhatsApp'a mesela W'yu atayabiliyorsun. Bu olay güzel olmuş. Tek el modu zaten bildiğimiz bir şey. Salla salla. Şarkı gibi yani. Salla salla falan filan ama hani ne oldu belli. Burada ekran görüntüsü almak için telefonu sallıyorsun. En azından sağ sol bir şekilde sallıyorsun. Bir şekilde sallıyorsun. Başka bakalım yani arayüzün tamamına değinmeyeceğiz çünkü yok, mümkün değil çıkamayız. Ve Asus'a ya yani bu telefona ve Asus'a bence kamera arayüzüne girmek lazım. Tamam geçelim kamera arayüzüne. Şimdi kamera arayüzünde ise şöyle bakacak olursak ya sürekli böyle yeni şeyler var. Bu arada şurada otomatik modu aslında kamera arayüzüne birazdan geçip kadrajı biraz değiştirip aslında tamam, şey de yapabiliriz. Biraz daha gerçek görüntü kullanabiliriz. Şöyle koyalım telefonu. Arayüz tarafı böyle. Şimdi mesela şu dokunma butonundan sonra abi kaydırma olayını
ekrana basılı tutarak da yapabiliyorsun, böyle de yapabiliyorsun. Mesela iki hareketle tek fonksiyon ulaşıyorsun. Bence çok da gerek yok. Mesela buraya girdiğimizde temalar, simge paketleri, tercihler, sistem ayarları, ana ekran düzenleme. Yani her yerden her yere abi, gidebiliyorsun. Çok karmaşık. Ya bir de şu harekette ben açıkçası biraz daha basit bir menü beklerdim, anladın mı? Evet. Hani bana böyle bir üst barın bir farklı versiyonu çıksın. Aynen. Mesela oradan atıyorum üste sığmayanları koyayım. Buradan gibi hızlı erişeyim yani. Her yerden menüye gir, her yerden şey yap. İnsanın hakikaten öğrenmesini gerektiren ya, bir telefon. Yani öğrenmeden kolay kolay hakkını verip kullanabileceğin bir telefon değil. Ve ikonlardaki N işareti de uygulamanın ya güncellendiğini ya da yeni olduğunu gösteriyor. Hı hı. Bu da hani dikkat çekici detaylardan bir tanesi ki çok fazla şey var küçük bu arada. Böyle küçük detay çok. Kendi içinde çok fazla uygulama var. Ön yüklü olarak gelen mesela Smart Tools uygulaması, Audio Wizard, ses. Yaptığı şey şu, Audio Wizard'ın şöyle hemen onu da açalım. İşte müzik, film, oyun, vokal modu, akıllı mod, ses deneyimini biraz değiştiren, dijital şekilde equalizer veren bir şey. Yani ben burada gerçek bir donanımla bir şey sağlandığını düşünmüyorum ki gerçek donanımla böyle bir şey sağlasa 1000 liraya falan yakalamaları tabii zor olur böyle bir telefonun fiyat anlamında. Arayüz böyle, istiyorsan bir kaydımızı durduralım, bir de oyun tarafına hı-hı geçelim. Tabii. Oyun tarafında neler verecek bir de ona bakalım. Okay. Evet, şimdi oyun tarafında Real Racing 3'ü deneyeceğiz. Real Racing 3 çünkü artık hem üst düzey telefonlarda hem orta düzey hem fiyat performansı referans oyunlardan bir tanesi. Bakıldığı zaman hem oyun güzel bir oyun, yarış oyunu olarak kaliteli yarış oyunlarından, hem de bu şekilde çok fazla parkurda araç olduğu için hem yük, işlemci gücü vesaire gibi detayları rahatlıkla gösterecek. Optimizasyon da güzel bir de. Optimizasyon da güzel. Neredeyse yani, her cihazda aynen öyle şık çalışıyor yani. Yani mesela SC'de işte ben Need for Speed No Limits'i oynayamadım. Düşün. Yani. Optimizasyon sıkıntısından dolayı. Evet, yarış başladı. Gördüğünüz gibi şimdi ilk detay şu. Oyunda kaplamalar neredeyse yok seviyesinde. Yani 410'un ciğerini bildiği için oyunun yapımcı şirketi. Aynen. Ona göre optimize etmiş oyunu. Adam gibi çalışıyor en azından. Tabii canım. Oynuyorsun yani. Ya burada şimdi full kaplama, texture bilmem ne vesaire girip 10 kare saniye oyunu oynayacağıma ben bu şekilde bu oyunu tabii ki oynamayı tercih ederim açıkçası. Ve hani şeye de nasıl kızsa nasıl? Tepkileri de, oyunun tepkileri de şu anda gayet iyi. Hareket sensörünün tepkileri de gayet iyi. Şöyle kamera açılarını değiştirelim. Bak mesela ayna görüntümüz yok. O da gereksiz bir detay yani. Yani 410 gibi bir cihaz için olmasa da olur bir detay. Ayna var ama yansıtmıyor diyelim. Ayna yok değil de aynasız. Araba şu anda aynasız arkadaşlar. Şaka bir yana oyun gayet akıcı bir şekilde gidiyor şu ana kadar. Herhangi bir sıkıntı yok ki çok fazla araç olduğunu da düşünürsek oyunun içinde. İşlem gücü ve sistem yorma tarafındaki güzel oyunlardan bir tanesi. Ama şu ana kadar rahat bir şekilde oynayabiliyoruz. Tabii de birinci olaydı ki iyiydi ama. Artık bir dahaki yarışa. Aynen, bir dahaki yarışa. Kameraya bakarken de yoldan çıktım bu arada. Neyse, birinci olmak önemli değil. Zaten hani oyunu göstermek istiyoruz burada. Evet, Real Racing 3 oynamak direkt istiyorsanız. Direkt oynanıyor yani. Gözü kapalı oynayın arkadaşlar. İndirin, oynayın. Bir de şu oyunları sürekli böyle online bağlantı, aktif internet bağlantısı seçeneği falan olmasaydı gayet daha güzel olacaktı ama maalesef öyle bir şey yok. Şöyle bir hızlıca bir... Sen de oyun oynayacağın varmış, elim koptu burada, hadi. Bakalım, bir dakika. Evet, bitti zaten yarış, hemen başka bir oyuna geçeceğim zaten. Ne açalım bundan sonra? Bakalım. Neyimiz var, ne vereceğim bize? Ne vereyim abime? Asphalt 8 vereyim mi abime? Hadi ver bakalım. Hadi verelim bakalım. Bakalım burada neler yapacak. Bak bunu ben merak ediyorum işte. Asphalt 8 çünkü optimizasyon anlamında oy oyunu indirmeyi unutmuşum yalnız. Neyse. Sen bayağı güzel kurmuşsun. Sadece APK'sını kurmuşum. Bakayım başka ne olabilir. No Limits'i yapabiliriz. No Limits çünkü mesela geçen bahsetmiştim. S7'de işte bildiğin kalp krizi geçiriyordu oyun. Hani burada ne yapacak? Optimizasyon sıkıntısı olmayan kaç tane iyi oyun oynadın hayatında? Duydun ya da oynadın, çok iddialı oldu çünkü. Ya evet, Real Racing var. Piyozcu sadece Modern telefon Kombat olarak da düşün. Oha, ilk çıktığı zaman hatırlamıyor musun Modern Kombat 5'i? Şu an için gideri var. Oyun çıkalı piyasaya yıl oldu. Yıl oldu, aynen. 6 gidecek, 6 çıkacak. Biz oyun toparlandı diyoruz. Neyse. No Limits S7'de işte zaten çok kötüydü. Onu çok net bir şekilde söyleyebiliyorum. Bu da 90 MB'lık. İşte bahsettiğim şey bu abi. İstiyorsan kayıt durdur. Bu download bittikten sonra devam edelim. 91 MB'ı ne sen çek? Arkadaşları bekletelim. İzleyenlerim hayatından çalmayalım şöyle, değil mi? Şöyle durduralım kaydı, stop'a bas istiyorsan. Niye pause'layıp sonra geri kayıda kalsam? Sen ses kayıt cihazını nasıl yapacağını bilmediğin için aynen, öyle kaldın. Hadi o zaman bekliyoruz.
Sıradaki oyunumuz Need for Speed No Limits. Bu aralar benim çok sabıkalı oyunum aslında. Çünkü telefondan telefona saçma sapan performanslar veriyor. Note 5'te akıyor. SE'de işte skandal bir performans. 13-15, 14 kare saniye, 20 kare saniye. Orta seviye telefonlarda bazen akıyor, bazen akmıyor. Yani ne olduğu belirsiz bir durum var. Klasik EA oyunu arkadaşlar. Dert aynen etmeyin. Öyle. Real şimdi, Racing'in ilk günlerini hatırlayın. Hiçbir cihazda çalışmayan. Şimdi her şeyde cayır cayır gidiyor ki bir de Need for Speed Most Wanted da aynı şekildeydi hatırlarsan ilk başta. Neyse yarışımız başlıyor. Bakalım şimdi Need for Speed'de ne yapacağız? Şuralardaki kasılmayı fark ediyorsun değil mi? Hani ben kasıldım yani. Oyunun kasılmasını geç, ben kasıldım. Yalnız grafikler şey Underground 1. Evet, kaplamalar düşük. Yok. Vasat. Yani şu ışık yansımaları falan koymuşlar ama. Ya, kaplama dediğin şey ben sana söyleyeyim. Paint, işte renk kodunu şey yapmışlar. Abi bak sana bir şey diyeyim mi? Bir de çok karanlık. Şöyle biraz sana durumu yapıyorum. Şöyle söyleyeyim ben sana. SCD Edge'de bu performans yoktu abi. 2K ekran bakıyorsun vesaire vesaire. Ama şu an bildiğin oyun akıyor yani. Hani kaplama bildiğin olmasın. Tabii canım, en azından oynuyorsun. Şu an oyun akıyor yani, oynanıyor yani. Aynen. Ben şu kare saniyeyi, hakkını yeri şu oranı. Tabii arada bir şişiyor, yine bir çatlıyor kare saniye ama en azından bakın abi, Need for Speed, Most Wanted, No Limits, Real Racing 3, bunlar oynanıyorsa zaten onun dışında maşallah oynayacağınız... 270'te önce arabaya çarptın, sonra viraja girdin. Ama devam ediyorum farkındaysan yoluma. 290, Allah ne verdiyse yapıştır. Bak bak bak, hareketlere bak. Baban da mı driftçiydi? Değilmiş. Evet, şimdi Need for Speed No Limits'te bu şekilde çalıştırdı. Yani arkadaşlar, oyun performansı için şunu söyleyebiliriz. Oynatıyor her şeyi. Oynatıyor. Oynatmayacağı şeyler elbette ki olacak ama orada da işte telefon gibi, ne kadar verdiğinizi hatırlayıp ondan sonra ya tamam canım, bunu da oynatmasın dediğim zaten. Dediğim gibi yani World of Tanks vesaire falan filan düşündüğün zaman hani onların oynayıp oynatmaması çok sıkıntı değil ama hani bu seviyedeki oyunları çok rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Aynen. Bir de şu kamera arayüzüne bakalım istersen. Hadi bakalım bakalım ne varmış. Şöyle kaldır sen de istiyorsan. Arkadaşlar kamera arayüzü şu an zaten manuel modda olduğu için şuradan bir çıkalım, bir otomatik moda geçelim. Aa, bakar mısın? Siyah düşürme ki ben de netleyeyim. Bir saniye. Tamam. Tamam. Ben şöyle otomatiği aldım. Otomatiği aldıktan sonra bu ekranı niye bu hale getiriyor bilmiyorum ama abi her yerden bir şey çıkıyor yine ya. Hani bak şuraya bak. Orada bile bir şey. Ya, ne oluyor ya? Şuraya bak ya. Bir kamera arayüzünde bu kadar şey olabilir mi? Manuel tamam, seçenek. Tamam güzel. Eyvallah da yani korkutuyorsun, anladın mı? Ben bu menüyü açsam. Aynen öyle ya. Yani. Şaşırırsın yani. Korkar geri kapatırsın. Bakar mısın ya? Bir sürü seçenek var. Ve hani büyük büyük ikonlar olduğu için zaten o biraz daha böyle şey yapmış. Evet. Ya güzel yani. Kötü değil. Kesinlikle değil. Ama kötü işte değil şey, ama beklemiyorsun abi bu kadar. Kullanıcı dostu bir şekilde bunu sunabilmek zaten. Aynen öyle. Şimdi burada normal alıştığımız manuel seçenek, HDR seçeneği, süper çözünürlük dediği şey işte bir aynı fotoğrafı birden fazla kere çekip işleme yapıyor. Ve çözünürlüğü arttırıyor. Aşağı yukarı bir 2 kat 3 kat daha fazla arttırdığını söyleyebilirim. Düşük ışık tarafında çözünürlüğü 3 megapiksele çekiyor. O da ilginç detaylardan birisi ve isimlendirdiği zaman da bunu zaten görüyorsunuz. Mesela fotoğrafın sonuna S takısı koyuyor ya da L takısı koyuyor. Bunlar işte düşük çözünürlük vesaire olduğunu gösteriyor. Ben sana yaptığım şeyi söyleyeyim, tamamen sallıyorum ama büyük ihtimalle öyle. O sensör üzerindeki işte noktaları belli gruplar haline atıp sensörün çözünürlüğünü düşürüp aldığı ışık miktarını büyük ihtimalle arttırıyor. Büyük ihtimalle şeyde manuel moda baktığın mantıklı zaman dijital terazi var ve netleme tarafındaki hızı da görüyorsunuzdur aşağı yukarı. Şu evet, yaptığı şey yeşile geçişler arkadaşlar, netleme. Bildiğiniz patır patır netliyor. Odak ayarı, shutter butonunu görüyorsunuz. Shutter tarafında yani çalışmış hakikaten kamera. Shutter tarafında 1/1000 hıza kadar yükseltebiliyorsunuz. Hızlandırabiliyorsunuz. 1/2'ye kadar da yavaşlatabiliyorsunuz. Ve dinamik olarak görüyorsunuz. Ve dinamik yani olarak görüyorsunuz. Otomatiğe de şöyle biz alalım tekrar otomatiğe. Bir ne oldu belli olsun. ISO tarafında 50'den 800'e kadar arttırılmış şey var yani, ISO değeri var. Bu da yeterli seviyelerden bir tanesi aslına bakarsan. Ve histogram var abi. Beyaz dengesinin histogramını görüyorsun. Yani bunu fotoğraf çeken insanlar daha çok kullanacaktır. Şu tarafta görüyorsunuz. Daha fazla kullanacaktır ama hani bu da güzel detaylardan bir tanesi. Şimdi ayarlar tarafında doygunluk, karşıtlık vesaire vesaire seçenekler var. İşte video ayarlarını ayrı bir şekilde listelemişler ama sayfada aşağı iniyor aslına bakarsanız. Full HD video çekebiliyor. Kamera tarafına gelelim. Kamera tarafında da fotoğraf çözünürlükleri bu şekilde. 4'e 3 oranda 13 megapiksel. İşte 16'ya 9 10 megapiksel vesaire vesaire gidiyor. Ayarlar tarafına girelim. Ayarlar tarafında da akıllı parlaklık. Şu akıllı parlaklığı kapatalım. Histogram, gradienter, inceleme süresi. İnceleme süresi de fotoğrafın kaç saniye görüntüleneceğini gösteriyor. Baya baya bir şey var yani. Hani böyle girip çıktığınız zaman bir şey, okyanus gibi abi. Kaybolup gidiyorsunuz. Hani şey var ya,
bu bulut bilişime çok kafa yormayın. Arayüze çok kafa yormayın. Aynen arkadaşlar, arayüze çok kafa yormayın. İşin içinden çıkamazsınız. HDR modunu aldığınızda da zaten bir gradient efekti var. Ben bir onu bir ayarlardan az önce görmüştüm. Onu bir kapatayım. Beni de rahatsız etti çünkü o. Şurada bir yerde olacak. Akıllı parlaklık, inceleme süresi. Neredeydin arkadaşım? Şurada bir yerlerdeydin sanki. Bilgi bulamadım. Bir dakika, HDR'dan çıkalım. Yani anlatırken bile bulmakta zorluk çekiyoruz. Alan arkadaşlara şimdiden bol bol uzun uzun vakitler diliyorum. Gerçekten çünkü... Yok yani bir tatil gününü ayıracağım bu telefonu. Bir tatil gününü ayıracaksın ki bu telefonun hakikaten hakkını verin kullanırken. Bulamadım. Ya bu şekilde gösterelim. Arayüz tarafı böyle. Ön kamera tarafında ise çok da fazla bir ekstra bir detay yok. Şu şekilde... Aslında detay yok dediğimiz yerde bile detay var aslında bakarsanız. Şöyle mesela Asus'taki o klasik kaydırma işlemiyle birlikte zaman timer ayarlayabiliyorsunuz. Çok basit bir şey yani. Müthiş. Tuşa bas oradan işte git 2 saniye 5 saniye çok adam bak zart diye yapmış. 10 numara yapmışlar. İşte bir de bunlarla ilgili. Bak mesela ön tarafta kamera arayüzüyle alakalı diğer detaylar işte renk, göz büyütme bilmem ne işte suratla alakalı detaylar çok pratik bir şekilde anlatılmış. Kafa küçültme var mı? Kafa küçültme yok ya. Kafası büyük olana yapacak bir şey yok arkadaşlar. Evet, şimdi son olarak söylemek istediğim aslında Ender, klavye tarafında da benzer bir Zen UI. Zen demişler bize. Zen UI efekt var hakikaten. Swipe klavye, kaydırma klavye gayet güzel çalışıyor. Burada ne yazdı bilmiyorum ikonlar ama. İkonlar falan da güzel. İkonlar falan da güzel evet ama yine bir karmaşıklık söz konusu. Var yani. İşte abi burada klavye ayarlarına giriyorsunuz. Klavyeyi kapat aç, bu da güzel olmuş. İşte klavye rengini değiştiriyorsunuz. Burada aktif internet bağlantısı gerekiyor. İşte klavyeye tema mema vesaire bir şey atmak için, bir de geri dönemiyor abi. Hani illa orayı gösterecek sana. Şu şekilde çeşitli şeyleri, detayları görebiliyorsunuz. Bunun dışında tuş takımına erişim oldukça basit. Sesli komut tarafında yine aynı durum söz konusu. Ayarlara hem buradan girebiliyorsunuz hem oradan girebiliyorsunuz. Bu arada Q klavye de var. Bu şekilde gösterelim. Yani Türkçe Q klavye arayanlar için de buradan basit tuttuktan sonra gerçekten şöyle hızlı bir şekilde geçiş yapabiliyorsunuz. Ekran 5.5 olduğu için hani Türkçe Q klavye kullanmak rahat. Tabii. Tuşları yemiyor yani. Bu arada tuşla alakalı ses çıkarma seviyesi abi. Yani gerek var mı bilmiyorum. Otomatik düzeltme seviyesinin agresif az vesaire değil. Agresif vesaire olması ilginç, güzel olmuş. Ayarlar tarafına girdiğinizde Zen UI klavye ayarları diyor. Zaten burada da bir süre takılmanız aynen gerekiyor işin açıkçası. Telefonla alakalı benim söyleyebileceklerim bu kadar. İstiyorsan yavaş yavaş toparlayalım. Aynen, son yorumlarımızı yapalım. Evet, Zenfone Max'i sizler için değerlendirdik. Ben hemen hızlıca toparlayacağım. Kapanışı yapalım. Ben telefonun tasarım itibariyle çok beğendim. 5000 mAh'lik bir pile sahip olup bu kadar şık görünen bir telefonu bulmak zor. Çünkü ikisini bir araya getirmişler. Kapasitif tuş tarafında o ekranın alt tarafındaki kasa tasarımda da gösterdik. O biraz böyle kullanım tarafında bir ilk etaplarda bir şey yapıyor. Yoruyor insanı. Hem yani, elini alışmıyor hem de görsel bütünlüğü de hocam. Görsel tam bütünlüğü şey bitmemesi de bozuyor yani. Aynen öyle ama zamanla alışıyorsunuz o üstteki tarafa basmaya. Alttaki tarafa ilk etapta çok basacaksınız. Tıpkı benim gibi. Ben çünkü sürekli bastım böyle dönmüyor vesaire. Ama o kapasitif tuşların verdiği tepkime gerçekten çok doyurucu. Bastığınızı evet hissediyorsunuz. Bir o önemli bir detay. Aynen öyle. Hissettiriyor kendini. O titreşim olayı gerçekten çok güzel. Tasarım itibariyle ben telefonu beğendim. Kamera tarafında zaten hani Asus uzun zamandır güzel işler yapıyor. Hı-hı. Oyun tarafına çok fazla girmeyin. Orta seviye oyunların üstüne çıkmaya aynen gerek yok. Telefonun yani çapının üstüne çıkmaya gerek yok. Burada biraz optimizasyon da önemli yani. 410 evet giriş seviyesi bir platform. Ama birçok oyunda aslında özellikle oyunlara çıkan yamalardan sonra güzel güzel oynatacak hale geliyor. Zaten çözünürlüğü de yüksek değil, 720p. Tabii. Oyunda çok bir problem yoksa hani ya, piyasadaki oyunların %80-%90'ını çok rahat oynarsınız. Aynen öyle. Ya gidip böyle World of Tanks bilmem ne Modern yani Combat yerine daha mütevazı aynen oyunlar oynarsanız daha iyi olacaktı. Mesela bir Real Racing oynanabiliyor rahat. Aynen. Rahat bir şekilde oynanabiliyor. Benchmark'lara çok fazla girmeye gerek yok. 410'un ne yaptığı ortada. Evet, aynı telefon. Yani 410'lu bir telefon uçuk kaçık skor çıkartıp bir tanesi yerlerde sürünecek diye bir durum yok. Yok. Yani arada 3-5 fark ediyor en fazla. O da ciddi bir fark değil açıkçası. Benim söyleyeceklerim bu kadar. 1000 TL arasında, yani 1000 TL seviyesinde daha doğrusu. 1000 TL diyorum da sanki başka bir ara koydum. 1000 TL seviyesinde bir telefon arıyorsanız ve uzun pil ömrü, ya büyük ekran,
gibi bir kombinasyon üçlünüz varsa Zenfone Max'i şu anda tek geçiyorum. Aynen, güzel bir kombinasyon olmuş. Fiyatı da şişirmemişler. Tam öğrenci telefonu, aklınızda olsun. Yani işte üniversite öğrencileri arkadaşlar, işte yolda çok fazla vakit geçirenler, aynen, müzik dinleyen, video izleyen arkadaşlar için hem ekranı büyük 5.5 inç hem de 720p, işte kotayla çok yapmaz öğrenci dedik ya. Öbür taraftan işte pil de 5000 mAh zaten kullan bitmiyor. Hani ben 3 gün çok rahat kullandım. Kaan 2 günü dolu dolu çok çıkardı. Tabii. Benim için iyi bir skor. Yeri geldi mi kamera USB'den falan bir müzik aletiniz falan varsa bir şey şarj da ediyorsunuz. Tabii. Yani şey reverse charging yani, olayı da var. O da güzel. Powerbank olarak da kullanabiliyorsunuz. Ayrıca kutudan çıkan USB host kablosuyla flash bellek de takabilirsiniz. Klavye mouse da falan takabilirsiniz. Gayet güzel bir çözüm olmuş. Aynen, biz beğendik. Fiyatı da güzel. Belki 1-2 ay sonra falan fiyatı biraz daha düşerse zaten o zaman bayağı bir... Aynen ama dediğimiz gibi yani önceliğiniz hem büyük ekran hem de uzun pil ömrü diyorsanız zaten piyasada yani alternatiflerden biri. Alternatifi yok gibi bir şey. Aynen. Evet, bizden şimdilik bu kadar. Umarım güzel bir video olmuştur sizler için. Biz yine birlikte olmaya çalışacağız. İki yayında da bizleri takip edin arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.